Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hadi vel işrune min şerhi Davudil Karsi. Davudul Karsi'nin şerhinin bugün 21. dersini okuyoruz. El hadisul mudtaribu. Mudtarib hadis nedir? Bugün mudtarib hadisi öğreniyoruz. Sünne. Müdellesi öğrendikten sonra, musnedi öğrendikten sonra i'lem sen bil enne râviye lil hadisi. Herhangi bir hadisinin neyi? Râvisi. İn vaka minhu ihtilafun. Eğer o râviden ihtilaf vakı olursa, sadır olursa. Ne demek raviden ihtilaf sadır olursa? Ne demek? Ey muhalefetun lil ahiri. O ravi başka raviye muhalefet etmiş. O bir cümle söylemiş, o başka cümle söylüyor. O bir şeyhi söylüyor, bu başka bir şeyhi söylüyor. Bak kendisi diyor. Fi isnadihi hi hadise de götürebiliriz, raviye de götürebiliriz. O ravi kendi isnadında veya o ravi hadisin isnadında. Ev metnihi, o ravi rivayetin metninde veya hadisin metninde başkasına ne ediyor? Muhalefet ediyor. Yalnız mutatarib hadis, anlıyorsun Talha, genellikle muhalefet isnadda olandır. Metinden muhalefet olan mutatarib hadis azdır. Fi isnadihi galibi de budur. Ev metnihi nadir budur. Pek bu ravi hadisin isnadında veya metninde başka raviye ne ediyor? Muhalefet ediyor. Nasıl muhalefet ediyor? Bir takdimin, ev tehirin, ev ziyadetin, ev nuksanin. Başkasının tehir ettiği şeyi bu takdim ediyor. Başkasının takdim ettiği şeyi bu tehir ediyor. Başka ravinin zikir etmediğini zikir ediyor. Başka ravinin zikir ettiğini bu zikir etmiyor. Bu şekillerden herhangi bir şekliyle ravinin biri birine ne ederse, muhalefet ederse bu hadise mudtarib denilir. Selam, şaz dediğimiz de bu mu? Şaz bundan daha has. O gelir. Sıkat olmak mı? Meşhur odur. Şaz'da da birkaç görüş var. Şaz'ın en meşhuru muhalefetu sikkatin limen huve evla minhu. Gelir o. Ve hazihil erbatu. Bu dört esbab, takdim, tehir, ziyaden, nuksan. Sevaun kanet fis senedi ise bu takdim, tehir, ziyaden, nuksan ise hadisin senedinde gerçekleşsinler. Ev fil metni ister hadisin metninde gerçekleşsinler. Ev fihima ister hem senedde hem metninde gerçekleşsinler. Ev badiha, baduha fi senedi, bir kısmı senedde gerçekleşmiş ve baduha fil metni, bir kısım metninde gerçekleşmiş. Fark etmiyor. Ve sevaun kanet min ravin, bu dört şey, bu ziyade, takdim, tehir, ziyade, nuksan, ister bir raviden sadır olursunlar. Bir ravi bazen takdim yapmış, bazen tehir, bazen ziyade, bazen nuksan. Ev raviyeni ister iki raviden sadır olursunlar. Ravinin biri takdim, biri tehir yapmış. Ev ruvatin, birkaç ravi arasında muhalefet olsun. Fark etmiyor. Hepsi nedir? Mutaribdir. Bu tamimi kim söylemiş? Ve hazil erbatum. Sevaun kanet fi senedi ev fil metni ev fihima ev ba'duha fi senedi ev ba'duha fil metni ve sevaun kanet min ravin ev raviyeyni ev ruvatin keza fi takrib. Yani bu tamim, bu dörtün bu şekildeki tamimi takribden bu şekil var. Yani takrib, İmam Nevi takribden bu dörtün etmiş, tamim etmiş. Yani illa muhalefet iki kişi arasında şart değil. Bir kişi de olabilir, iki de olabilir, üç olabilir. Muhalefet senede olabilir, metinde olabilir, ikisinde olabilir. Biri sened, biri metinde de olabilir.
oldun. Sümme e'lem enne râviye lil hadisi in vaka'a minhu ihtilafun ey muhalifetun ahire fi isnadihi ev metnihi bi takdimin ev ta'khirin ev ziyadetin ev nuksanin ve hazil erbatu sevon kanet fi senedi ev fil metni ev fihima ev ba'duha fi senedi ve ba'duha fil metni ve sevon kanet min râvin ev râviyeyni ev ruvatin kezif takrib. Ruvatin şedeli mi şedesiz mi? Şedesiz. Kadin kudat gibi. Ama nasirun nussar. Sahih ise şedelidir. Nussarun. Mu'tel ise ramin rumat. Kadin kudat gibi. Ev ibdali ravin mekane ravin ahire. Bir ravi başka bir ravinin mekanına ne yapılıyor? Tebdil ediliyor. Bildin değil mi? Zeyd'i kaldırmış, ravinin biri amri koymuş. Ev ibdali metnin mekane metnin ahire. Bu hadis isnadın metnini buna, o isnadın metnini buna getirmiş. Fahazel hadisul merviyyu, bu rivayet edilen hadis, ala vücuhun muhtelifetin, söylediğimiz 7, 8, 9, 10 şekliyle, bu muhtelif vücuhlarla rivayet edilen bu hadis, yüsemma mudatariben. Bu hadis mudatariblikle isimleniyor. Yüsemma mudatariben. Bu hadisin ismi nedir? Mudatarib. Mudatarib midir? Mudatareb midir? İsmül faal mı? İsmül mef'ul mü? Öyle değil mi Necati? İsmül faal, ismül mef'ul arasında farkı biliyorsun değil mi Necati? İsmül faal mudataribun. Ahirin bir önceki harfi meksur. İsmun mef'ul mutatarabun. Ahirin bir önceki harfin meftuh olur. Diyor isme fa'ilin mutatarabendir. Mutataraben değil. Bimanel muhtelifi. Ne manasındadır? Muhtelif manasındadır. Bu hadise mutatarib deniliyor. Ne demek? Bu hadise muhtelif hadis deniliyor. Haza. Bu hadise, bu şekil rivayet edilen hadise mudatarib denilmesi izâ lem tetereccah ihde rivayetini. Hani Süleyman farklı rivayet etmiş, Osman farklı rivayet etmiş. Birinin rivayeti diğerine tercih edilmemiş. Onu ondan üstün kılan bir gerekçe yok. O zaman bu hadis mudatarib'dir. İzâ lem tetereccah يَحْدَ الرِّوَايَتَيْنِ اَوِ الرِّوَايَاتِ İki rivayetlerden biri veya birkaç rivayetlerden biri diğerlerine eğer tercih edilmemiş ise o zaman bu hadis nedir? Mutatarib'dir. Peki neyle rivayet edilmemiş? بِحِفْزَ رَاوِهَا Diyelim Süleyman hadisinin ravileri daha kuvvetli, Osman'ınki daha zayıf. Süleyman'ınki ona tercih edildi. Böyle bir durum olmayacak. Olursa muhtarip olmaz. اَوْ كَسَتِ سُحْبَتِهِ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ Diyelim Süleyman da benden almış, Osman da benden almış. Ama Süleyman'ın benimle arkadaşlığı, beraberliği, kalkıp oturması daha fazla. O zaman Süleyman hadisi Osman'ınkine ne yapılır? Tercih edilir. O zaman bu hadis muhtarip olmaz. اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ وُجُوهِ تَرْجِحَاتِ Yahut da yani kesetü sohbet veya hifz-ü ravi değil. Başka bir tercih vücurları çok. Bu tercih vücurlarından herhangi bir vücurla iki rivayetten biri diğerine tercih edilmeyecektir. Edilmediği takdirde bu hadis muttariptir. Peki. Bu Süleyman ile Osman benden hadis almışlar, ihtilafa düşmüşler. Ama Süleyman'ınki daha kuvvetlidir. Bu hadis mutatarib değil midir? Hayır. فَاِنْ تَرَجَّحَتْ تَرَجَّحَتْنْ فَعَلِهِيَدِرْ اِحْدَرْ rivayetine gider. Eğer rivayetlerden biri diğerlerine tercih edilirse, racih gelirse, herhangi bir sebeple racih gelirse, لَا يَكُنُ مُدَتَرِبًا Bu hadis ne olmaz? Mutarip olmaz. Yani nedir? Belir racihu, racih olan Süleyman'ın değil. Mahfuzen ona ne deniliyor? Mahfuz deniliyor.
Vel mercuhu şazen. Mercuh da ne olur? Mercuh da şaz olur. Süleyman'ın ismi, hadisin ismi mahfuz. Osman'ınki nedir? Şazdır. Hani şaz demen dedik ya, muhalefetü sikatin limen huve evla minu. O da sikat, bu da sikat. Ama kendisinden evla birine ne etmiş? Muhalefet etmiş. Racih ismi mahfuzdur. Mercuh şaz veya münkerdir. Kema seyici'u şaz, münker mebhaslarında bu gelir. Peki hadise mudutaribi öğrendik Necati. Neyi öğrendik? Hadise mudutaribi öğrendik. Bir hadis mudutarib ise nedir? Zayıf mıdır, güçlü müdür, kuvvetli midir? Vel idtirabu idtirab mucibun lidda'fil hadesi. Hadisi. İttirab hadisin defini gerektiriyor. Bir hadise ittirab varsa o hadis zayıftır. Niye? Li'iş'ari bi'adami dabti. Demek ki ravinin dabti yok. Olsa bu Süleyman niye kalkıp 5-6 raviye muhalefet etse? Muhalefet etine göre demek dabti yok. Neyi yok? Demek dabti yok. Anlıyorsunuz değil mi? Ellezî o dabt ki huve şartun fî sıhhati vel husni. Bir hadisin sahih veya hasen olmasının 5 şartı var. Biri nedir? Dabtur ravidir. Burada bir ravinin muhalefeti varsa demek dabti yok. Dabti yoksa o hadis hasen veya sahih olamaz. Hasen sahihen aşağısındaki hadis ne olur? Daif olur. Keza fî takrib, takribde de böyledir. Daha anlıyorsun. Bakın vel itirabu mucibun lidda'fil hadis. Bir hadis mutarif ise o hadis zayıftır. Niye? Lişari bi adami dabti. Ravinin dabtının ademini bildiriyor. Ellezî o dabt ki huve şartun fi sihati vel husni. Ellezî dabtın illet sıfatidir. Adamın, adam dabtın sıfati değil. Dabt, sihat husnunda dabt şarttır. Adam dabt değil. Lakin kâle fî tedrib naklen an ba'di sikati. Takribde öyle demiş. Lakin fî tedrib naklen an ba'di sikati. Bazı sikatlerden nakl edilerek, yani İmam Suyuti tedrib kitabından bazı güvenilir alimlerden nakl edilerek ne demiş? Ennel idtirâbe kad yücedu fî sahih. İdtirab bazen sahihde olur. Vel haseni bazen hasende de olur. Yani ittirab hadisin dafini gerektirmiyor. Onu demek istiyor. Bak tedrib bazı sıkatlerden naklederek demiş ittirab sahih hasende bulunabilir. Demek ki ittirabın bulunduğu hadis daiftir demek değil. Daif olabilir, olmaya da bilir. Bildiniz değil mi? Ve ma fi sahihayn Müslim Buhari'de epey mutarib hadis var. O Müslim Buhari'de olan ittirab min hazel kabil bu kabildendir. Yani sahih hadisteki ittirabdır. Sahih olan mutarib hadistir. Yoksa Müslim Buhari'de daif hadis yoktur. Bildiniz değil mi? Bakın tekrar ediyorum. وَالْاِدْطِرَابُ مُوْجِبٌ لِلْضَعْفِ الْحَدِيسِ لِيْشْعَارِ بِعَدَمِ الضَّبْتِ الَّذِي هُوَ الشَّرْطٌ فِي السَّحَةِ وَالْحُسْنِ كَزَ فِي تَقْرِيبٍ لَكِنْ قَالَ فِي تَدْرِيبٍ نَقْلًا عَنْ بَعْدِ السِّقَةِ أَنَّ الْاِدْطِرَابَ قَدْ يُوْجَدُ فِي السَّحِحِ وَالْحَسَنِ وَمَا فِي السَّحِحِينَ مُبْتَدَى مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ خَبَرُ الْأُولَى انْتَهَى نَ انْتَهَى تَدْرِيبُكِ تَدْرِيبُ النَّقْلِ بُرْدَا بِتِي وما في الصحيحين مبتدا من هذا الخبير خبر اقول ولعل هذا يعني اضراب دافي gerektirmiyor dedik ya tedribe göre bu iza kan el ihtilaf min es sikat ihtilaf Süleyman Osman arasında olmuş ikisi de sikattirler muhtemedu aleyhidirler o zaman sikat zarar vermez niye Ya bunun dediği de olsa sahihdir, onun dediği de olsa sahihdir. Nasıl olsa işte sikattir. Akulu ve la'ala haza izakane l-ihtilafu mine sikati.
وَعْلَمْ اَنَّ بُشَنْ حَالٍ Yani bir kişi kalkıp hadisin metnini değiştirebilir mi? Değiştiremez. Biraz daha ileri gidersek hadiste rivayeti bil mana caiz mi değil mi? Yani hadisin elfazlarını aynısını değil de Necati Osman manasını, aynı manayı farklı elfazlarla insan ede edebilir mi? Edemez mi? Bakalım ne diyor. وَعْلَمْ اَنَّ Bunun özeti budur. Adam alim ise, lügatları biliyor ise, kelimelerin manalarını biliyor ise, ne neyi de mana değiştirir, ne değiştirir biliyorsa, o rivayeti bil manayı yapabilir. Ama adam bunu ehli değilse yapamaz. Bakalım ne diyor. وَعْلَمْ اَنَّهُ شَنْحَنْ لَا يَجُزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ Metnin tahirini bile bile caiz değil. وَلَا الْاِخْتِسَارُ فِي اِخْتِسَارُ da caiz değil. وَلَا اِبْدَالُ لَفْسٍ بِآخَرَ وَلَا اِبْدَالُ لَفْسٍ بِآخَرَ Bir lefz başka bir lefzle ibdal edilmez. Bu caiz değil. اِلَّا لِلْعَالِمِ بِمَدْلُولَاتِ الْاَلْفَازِ Elfazların medlullerini bilen, manelerini bilen kişi için caizdir. Bilmeyen için caiz değil. Niye? لِأَنَّ الْعَالِمَ Bilen kişi, yani alime bir medlulat-i elfaz, لَا يَنْقُسُ مِنَ الْحَدِيسِ Hadisten noksanlık yapmaz. اِلَّا مَا اِلَّا öyle bir şey noksan yapar ki, لَا يَتَعَلَّقُ لَهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ değil misin ki? He? Ondan sonra gelir. Olmaz. La taalluk olması lazım. Ben bütün la taallukudur. Ama yanlıştır. Yani alim olan kişi la yenkusu minel hadisi hadisten noksan yapmaz. İlla ma la taalluka lehu bima yukkihi fihi. Hani hadiste bir kısmı hasbediyor, bir kısmı bırakıyor ya. Hazf ettiği, baki bıraktığıyla alakası olmayanı hasbeder. Yani irtibatı olmayan. Orada fuzulü kalanı ancak hasbeder. İrtibatı olan, manayla birbirleriyle bağlantı olanı hasbetmez. Onun için alim yapabilir, gayrisi yapamaz. Anladınız mı? Niye alim yapabilir, alimin gayrisi yapamaz? لِأَنَّ الْعَالِمَ لَا يَنْقُسُ مِنَ الْحَدِيسِ Alim hadisten noksan yapmaz. İlla ma öyle şey noksan yapar ki la taalluka lehu onun bir taallukı yok bima o şey ki yubqihi alim onu bırakıyor fi hadiste. Hadiste hazf ettiği bıraktığıyla alakası olmayanı hazf eder. Yani fazla fuzuli olanı hazf eder. Bi haysu öyle taalluk yok ki la yahtelifu delaletu. Bi haysu la yahtelifu delaletu. Yani hasfiyle hadisin manaya delaleti ne olmuyor? Değişmiyor. Niye? Hazf ettiği şey baki kalanlarla irtibatı yok, kopuktur. Öyle kopukluk var ki onun hasfiyle oradaki hadisin manasına delaleti ne olmuyor? Bozulmuyor. وَلَا يَخْتَلُّ الْمَانَى O elfazların manaya delaleti bozulmuyor. وَلَا يَخْتَلُّ الْمَانَى Hadisin manasına bozulmuyor. Niye? Lil icma'i ala cevazi şerhi şeriatı. Bakın bu alim olan kişi için yapabilir talan. Ve alemenu la yecudu ta'ammudu tergir ümmetni ve lel ihsaru fihi ve le ibdalesin bi ahri illa lil alimi bin medlulatil elfazi. Niye alim yapabilir? Liennel alime la yenkusu minel hadisi illa ma la taalluka lehu bima yubki fihi hadiste. Bi haysu la yehtelifu deraretu. Onun hasbiyle delalet bozulmuyor. Ve la yehtelil mana bozulmuyor. Yani delalet bozulmuyor, mana bozulmuyor. Peki niye alim böyle bilen için tagir caiz? Bil icma'i ala cevazi şerhi şeriatı. Biz Türkçe hadisleri, ayetleri, şeriatı Türkçe açıklamasını yapamıyor muyuz? Yapabiliriz. Demek caiz. Zazaca yapabiliriz, biliriz. Kürtçe yapabiliriz, yapabiliriz. Farsça yapabiliriz, yapabiliriz. Şeriat nedir? Şeriat Arabidir. Ama bak şeriatın şerhi nedir? Caizdir. Kim için? Lil acemi. Lil acemi.
billugatihi. Bakın, lil icma'i ala cevazi şerhi şeriatı lil acemi billugatihim. Acemlerin lügatisine ne? Kürse Kürse, Türkse Türk, Farsa Fars, Lazsa Laz, Çerkese Çerk. Acemlerin lügatleri ne ise şeriat o lügata göre şerh edilebilir, tercüme edilebilir. Fadlan lügatil arabi, daha ziyade ki bir arabi hadis, bir arabi elfazlarla niye caiz olmasın? Yani bırak arabi hadis, arabi hadisle. Arabi hadis Farisiyle, Kürdiyle, Türkiyle, Laziyle, lügatleriyle değiştirilebilir, şerh edilebilir, açıklanabilir. Yeter ki tahvil yapan, tefsir yapan, tahir yapan kişi ne olsun? Alim olsun, kullandığı elfazların hangi manayı ifade ediyor? Adam diyelim, bu Talha Türk'tür. Arapça da iyi bilir. Oradaki Arapça elfazların hadisteki hangi manaya geldiğini iyi biliyor ve Türkçesi de iyi biliyor. Aynı manayı ifade eden Türkçe elfazlarıyla tercüme ederse bir sıkıntı yok. Lil-icma'i ala cevaz-i şerh-i şeriatı lil-acem bil-lugatim fadlan an lugatil arabi. وَقِيلَ لَا يَجُزُ الْاِخْتِسَارُ وَلَا الْرِوَايَةُ بِالْمَانَى. Bir kile demiş, hayır, hadislerde kısaltma caiz değil. Rivayet bilmana da caiz değil. وَقِيلَ لَا يَجُزُ الْاِخْتِسَارُ وَلَا الْرِوَايَةُ بِالْمَانَى. Bildiniz değil mi? وَقِيلَ يَجُزَانِ مُطْلَقًا. Bir kile demiş, ihtisar da caiz, rivayete bilmana da caiz. Mutlakan. Mutlak ne demek? İster müfredatlarda olsun o ihtisar rivayet, ister cümlelerde olsun. Mutlak ne demek Osman? O ihtisar ister müfredatlarda olsun, ister cümlelerde olsun. Bir kile demiş mutlakan caiz değil. Ve kile, üçüncü kile tefsil yapıyor. Yecuzur rivayetu bilmana fil müfredat. Müfredatlarda rivayete bilmana caiz. Ama cümlelerde ne değil, murakabatlarda caiz değil. Peki, vakile la yecüzlik, bak biraz önce alim için caiz dedik. Gayri caiz değil. Bir kile diyor, ihtisar rivayet bil mana, mutlak caiz. Bir kile diyor, mutlak caiz. Bir kile diyor, müfredatlarda caiz, murakabatlarda caiz değil. Ama en evla nedir? Caiz olup olmamasını bırakalım. Evla nedir? Fel evla iradul hadisi bi elfazihi. Evla o ki, hadis kendi orijinal elfazıyla rivayet edilmeli. Sebep, lima fihi minen nüketi. Hadiste bir sürü nüketler var. Elleti, öyle noktalar var ki, قَدْ لَا يَفَمُّهَا نَاقِلُ. O hadisi, o elfazlardan başka elfazlara nakleden kişi o noktaları bilmeyebilir. Ne yapmayabilir? Bilmeyebilir. Kim bilmez? Nakleden bilmez. Diyelim, bir hadis-i nebevi, ben bir şey söylemişim, bu Süleyman benden elfazları değiştirerek aktarıyor. Ya belki o hadise bir takım noktalar var, Süleyman o noktaları bilmez. Ya kim bilir? Benim menkulü ileyhi, Osman bilir. Süleyman o elfazları orijinaliyle Osman'a aktarsaydı, orada bir takım nüketler var, Osman onları bilebilir. Ama Süleyman benim ibaremi değiştirdiği için, o hadisin ibaresi değiştirdiği için o noktalar kaybolur. Artık Osman da bilemez. Niye? Çünkü orijinalini göremiyor ki bilsin. Onun için hadisin orijinali değiştirilmemeli. Niye? Bazen elfazlarda bir takım nüketler olur, nakıl bilmez, menkulü ilihi bilir. Delil, ha bakın Efendimiz diyor, لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem, رُبَّ مُبَلَّغِ. Mübelleg yani, diyelim, siz mübelliksiniz, siz benden hadisleri başkalarına ne ediyorsun? Aktarıyorsun. Ne ediyorsun? Aktarıyorsun. Bildiniz değil mi? O aktardığınız kişiler, اَوْعَ مِنْ سَامِعِينَ, benden işitenden daha evâ, daha hafız, daha kapsamlı olabilir. Öyleyse benden işittiklerinizi başkalara mutlaka aktarın. Rubbe mubellagin, mubellag sizin aktardığınız kişiler, ev'a min sami'in, sami'den daha nedirler?
Same'den daha evadidirler. Daha cem edici, hifz edici nüketleri bilenlerdir. Ne demek? Ey mübelleğin ileyhi, çok mübelleğu ileyhi var ki ko Osman'dır. Ev'a min sami'in minni, benden sami olandan daha ev'adır. Efendimiz diyor, oradan minni bir şeyde koyun. Yani, ey mübelleğin, yani Rabbe mübelleğin, çok kendi mübelleğin ileyhi, çok mübelleğu ileyhiler var ki, ev'a daha cem edicidir, daha dert edicidir. Kimden? Min sami'in minni. Kimler gibi gelmiş şeydi? İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ve diğerler gibi, İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Neviler gibi. Oldu. Ve kâle al-kâdi'iyyat, kâdi'iyyat demiş. Kâdi'iyyat, bir sürü kitapları var. Müslüm'ün en kaynak şerhi de onun kitabıdır. İsmi de İkmalul Muallim'dir. Ve kâle al-kâdi'iyyat, Kadıya demiş, yen bâgî seddü bâbi rivayeti bilmana. Münasip evla o ki, rivayeti bilmananın babını kapatmaktır. Ve kâlel kâdiyyat, yen bâgî seddü bâbi rivayeti bilmana. Rivayeti bilmananın babının seddi kapatması uygundur. En iyisi rivayeti bilmana caiz olur. Bir kişi hadis rivayet ediyorsa orijinaliyle etsin. Kendi elfazlarıyla aynı manayı aktarmasın. Niye? لَاَلَّا يَتَسَلَّتَ Ta ki musallet olmasın. Aleyhi hadis üzerine yahut da o rivayeti bil mana üzerine مَنْ لَا يَسْنُ Becermeyen ona girişmesin. Eğer bu kapı açarsa ehl olan da yapar, ehl olmayan da yapar. Ehl olmayan yaptığı zaman işi bozar. En iyisi rivayeti bilmana caiz değil. Diyelim, bunu kapatalım. يَنْبَغِ سَدُّ بَابِ الرِّوَيْتِ بِالْمَانَ لَا يَتَسَلَّتَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُحْسِنُ كَزَ فِي الْأَسْقَلَانِ كَزَ قَالَ الْأَسْقَلَانِ İbn-i Hacer el-Asqalani Fethül Bari Bukhari'nin şerhinde Kâdi'iyyat'dan böyle nakletmiş. Demiş Kâdi'iyyat demiş يَنْبَغِ سَدُّ بَابِ رِوَيَةِ بِالْمَانِ لَا يَتَسَلَّتَ عَلَيْهِ Bu bab üzerine مَنْ لَا يُحْسِنُ بَجَرَمِيَ كَزَ قَالَ الْأَسْقَلَانِيُ Oldu. الْحَدِيسُ الْمُدْرَجُ Mud-ı-Tarif hadis bitti. Neye geldik? Mudrec hadise geldi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو